TV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu il başkanlığı tarafından düzenlenen Manisa mitinginde yarın halka seslenecek. Başbakan Davutoğlu'nun Manisa'ya özel müjdeler vermesi bekleniyor. Kim şehzade olarak gelip sultan olarak dönen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan açık hava mitinginde Manisalılara hitap edecek. Yarın saat 11 ile 11.30 arasında özel helikopteriyle 19 Mayıs Stadyumu'na inecek olan Başbakan Davutoğlu, Halil Erdoğan Caddesi ile Devlet Hastanesi kavşağından miting alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na geçecek. Başbakan Davutoğlu mitingde AK Parti Manisa milletvekili adaylarını tanıtacak ve Manisalılara hitap edecek. Davutoğlu'nun Manisa'ya özel müjdeler vermesi bekleniyor. Ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun gelişi nedeniyle bugün Manisa'da saat 22'den itibaren belli cadde ve sokaklara da park yasağı getirildi. Hükümet fiilen yoktu. Hükümet toplanamıyordu. Manisa Genç İş Adamları Derneği bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor zirvesi Celalbe Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bir başkasının liderliği öğretmek siz değerli dostlara haddi değildir. Ve liderlik öğrenilmez ancak liderlik öğretilmez ancak ve ancak kişi isterse öğrenebilir. Manisa Genç İş Adamları Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor zirvesi Celalbe Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dev firmaların başkanları ve üst düzey yöneticilerinin tecrübelerini paylaştığı zirveye Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Celalbe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, Magiat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özkara, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Magiat Başkanı Ömer Özkara yaptı. Hayatta insanın her zaman karşısına duvarlar çıkacak arkadaşlar. Hayatta her zaman sizi engelleyici, sizi işinizden alıkoyucu duvarlar peyda olacak. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da bir açıklamada bulundu. Kendi öz varlığınızın, manevi gücünüzün, beyin gücünüzün, düşünce gücünüzün sırrını, farkını, özelliğini fark edebilmek. Kendini gerçekleştirmek diyorlar. Elbette burada yapılan iş çok değerli. Başarılı örneklerin mutlaka etüt edilmesi gerekiyor. Mutlaka göz önünde. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Demirci Kaymakamlığı tarafından organize edilen İstiklal Harbi'nde Akıncılar Çalıştayı'na katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Demirci Kaymakamlığı tarafından organize edilen İstiklal Harbi'nde Akıncılar Çalıştayı'na katıldı. Programda söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, konuşmasına İstiklal Harbi'nde Akıncılar Çalıştayı programına katılmaktan duyduğu onuru belirterek başladı. Memiş, bu ve benzeri çalışmaların sadece bulundukları ortama ve coğrafyaya tarih ve kültür turizmi getirmek amacıyla düzenlenmemesi gerektiğini vurguladı. Bu ve benzeri çalışmalar sadece bulundukları ortama, bulundukları coğrafyaya tarih veya kültür turizmini getirmek amacıyla değil. Ama aynı zamanda o milli ruhu, o milli uyanışı sağlamak amacıyla da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Genel Sekreter Halil Memiş, tarihin derinliklerini ortaya çıkarmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirtti. Tarihin o derinliklerini ortaya çıkarmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını buradan başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm demircilere ve Manisalılara söylemek istiyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Şehzadeler ilçesi Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tablet dağıtım töreninde öğrencilere 50 tablet verildi. Fatih Projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Şehzadeler ilçesi Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tablet dağıtım töreninde öğrencilere 50 tablet verildi. Törene Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Kenan Tokgöz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Dernekbaş bir konuşma yaptı. Her alanda olduğu gibi eğitimde de ciddi anlamda değişim ve gelişmeler olmuştur. Tüm öğrencilerimizin eşit bir şekilde eğitimden yararlanması adına Fatih Projesi gibi dev bir proje uygulamaya konulmuştur. Programda konuşan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş şunları söyledi. Devletimiz, hükümetimiz burada kesenin ağzını açıyor. Hiçbir şey sakınmıyor. Her şey sizler için. En iyisi, her şeyin en güzeli sizlere sunuluyor ki artık sizin mazeretiniz yok. Sizlerden geleceği kurmayı isteme hakkımız var mı? Onun için ne yapacağız? Çok çalışacağız. Yunus Emre Belediyesi 2015 Kilit Parke Taşı sezonunu Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi'nde başlattığı çalışmayla açtı. Yunus Emre Belediyesi 2015 Kilit Parke Taşı sezonunu Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi'nde başlattığı çalışmayla açtı. Kilit Parke Taşı döşeme sezonunun açılışına Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Sani Altay, Mustafa Dandin, Can Mercül, Meclis üyeleri, birim müdürleri, Kilit Parke Taşı Üretim Fabrikası'nın yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Sani Altay, Kilit Parke Taşı döşeme sezonu ile ilgili olarak bilgi verdi. Birlik Caddesi'nde bölgenin en taşa döşenmeye ihtiyacı olan bölgesiydi. Birlik Caddesi'nin şöyle bir önemi var. Aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi'ni, Laleli Mahallesi'ni alternatif yol olarak bağlaması açısından bizim için önemliydi. O yüzden bu bölgeden başladık. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi de bir açıklamada bulundu. Bu sezonda yaklaşık 5-6 aylık bir sezon için 300 bin metrekare taş ihalemiz bitti. Sözleşmeler hepsi yapıldı. Biz 62 tane köyden dönen mahallemize en az 1500-2000 metrekare, sadece bu seneyi konuşuyorum, en az 1500-2000 metrekare ihtiyaca göre daha geçmişte daha az taş döşenmiş olan daha büyük mahallelere belki 3000 metrekare bu yıl taş gönderiyoruz ve döşemeye başlıyoruz. Beldelerimiz de aynı şekilde yoğun bir şekilde döşemeler devam edecek. Muradiye bizim hedef noktamız. Muradiye'yi çok önemsiyoruz. Büyük bir beldemiz. 300 bin metrekare çok yüksek bir rakamdır. Manisa tarihinde 300 bin metrekare tek seferde ihale yapan bir resmi kurum belki köy hizmetlerinde olmuş mudur bilmiyorum. Çünkü 800 tane köyü vardı köy hizmetlerinin. Ama belediye anlamında herhalde böyle bir taş ihalesi ilk defa biz yaptık. Turgutlu'da geçimlerini yük taşıyarak sağlayan hamallar yazın sıcak hava, kışın yağmur ve kar yağışından etkileniyor. Koza Parkı'nda yıllardan beri geçimini yük taşıyarak kazanan hamallar içinde bekleyecek bir çatı istiyor. Evet.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçimlerini yük taşıyarak sağlayan hamallar, yazın sıcak hava, kışın yağmur ve kar gibi hava olaylarından etkileniyor. Yağmurlu, karlı, soğuk veya sıcak havalar sobacıları, kömürcüleri, hatta çocukları sevindirirken, ekmeğini yük taşıyarak kazanan hamalları ise üzüyor. Manisa Belediyesi bize burada, Turgutlu Belediyesi bildirsin, burada bize bir sene yapsın. Yağmurda biz bankanın önüne gidiyoruz, bizi bırakmıyor. Gözlükçe yeri bırakmıyor, fırına yeri bırakmıyor, biz yağmurun önüne bekliyoruz. Mecbur burada ekmeğimizi bekliyoruz. Ekmeğimiz için bankanın önüne gidiyoruz, buraya yasaktır. Lokantanın önüne gidiyoruz, buraya yasaktır. Gözlükçe gidiyoruz, yasaktır. Bize burada bir sana yapsın, sanan altında yağmurda durmamız için. Kışın çok zorlu çekiyoruz. Hamallara ait bir tane sığınak istiyoruz biz de, yapılsın. Burada huzursuz oluyoruz, daha edemiyoruz. Burada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz, işte bir çatımız olsun. Barnağımız olsun. Yani bunu istiyoruz. İşte yağmurda, soğukta burada titriyor. Banganın gidene kadar banga bizi kovuyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, gidiyor. Burada ateş yakıyor. Ateşin önünde belediye zabıtlar gelip kızıyorlar. Niye ateş yakıyorsunuz? Ateş yakmayın. Yani biz onu istiyoruz. Biz de bir tane baraka gibi bir şeyle bir şey yaptın. Bir şey idare eder. Kulübe, kulübe. Yağmurda, çamurda sığınmak için. En yakın görevli kimse ulaşılsın bizim dertlerimize. Manisa'da yapılan boyacılar yapılan işlemler gibi biz de Turgutlu'nun işçileri olarak burada bize kulübe yapılmasını istiyoruz. Biz de mağdur olmayalım. Yağmurda, sıcakta, soğukta rezil olmayalım. İşte. Belediye başkanına rica ediyoruz. Turgutlu Belediyesi Manisa'dan Turgutlu'ya rica ederiz. Bize lütfen bir yer yapın. Biz yağmurda çok zorlu çekiyoruz kışın. Yazın bu çamların altında bekliyoruz, işe gidiyoruz ekmeğimiz için. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz ama yağmur önünde bekliyoruz. İş yok abi, iş. Soğuk, soğuk. Yaş, yaş. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yunus Emre Belediyesi judo, tekvando, badminton, güreş, fuşu ve atletizm branşlarında ücretsiz yaz okulları kursu başlatıyor. Yunus Emre Belediye Spor Başkanı Arif Alkan, eğitimlerin haftada 2 gün 2 saat gerçekleştirileceğini ve kayıtların 18 Mayıs'ta başladığını kaydetti. Yunus Emre Belediye Spor Başkanı Arif Alkan, 6 ile 13 yaş aralığındaki herkese beklediklerini vurgulayarak, judo, tekvando, badminton, güreş, fuşu ve atletizm branşlarında ücretsiz yaz okulları kursu açacağız. Bu branşlardaki kurslarımız ücretsizdir, dedi. Alkan, yüzme, futbol ve satranç branşlarında da kursların açılacağını kaydetti. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.